bir ortama girdiğimizde her insanın içerisinde şöyle bir duygu oluyor sevgili dostlar. Çekici olmak. Acaba çekici miyim? İnsanlar beni fark ediyor mu? Görüyor mu? Benimle ilgileniyor mu? Yoksa beni görmeyecekler mi? Fark etmeyecekler mi? İlgilenmeyecekler mi? Yani bu tarz kaygıların oluyor olması aslında şu demek alt metinde. Ben diğerlerinin, ötekinin gözünde çekici miyim, değil miyim? İnsanoğlunun fıtratında vardır bu. Çekici olmak, bir ortama girdiğinde fark edilmek. Çünkü varlığımızın, özümüzün fark ediliyor olması insan beyninde değerli olduğunu hissettiren bir algıdır. Çekici olmamız için ne yapmak gerekiyor? Bugün biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu sonradan öğrenilen bir şey sevgili dostlar. Yani kendinizle alakalı bir farkındalığınız yoksa, kendinize dair yatırım yapmıyorsanız, hayatı gelişi güzel yaşıyorsanız, birçok şeyden bir haberseniz, işte bu çekici olmanın duygusu zaten çok zayıf olur. Herkeste bir enerji var, bir çekim alanı var. Bunu bir güçlendirmek var. Bir de zayıfsa o şekilde kalıp öyle hayata devam edenler var. Bu videodaysan muhtemelen sen de çekim alanını, çekim gücünü çok daha yükseltmek ve genişletmek istiyorsun. Şu çok önemli bir soru. Çekici olan taraf mısın yoksa çekilen taraf mısın? Yani sen mi sürekli birilerine çekilen taraf oluyorsun? Of çok çekici bir kadın, çok çekici bir adam diyorsun. Yoksa insanlar senin için mi diyor çok çekici bir kadın veya çok çekici bir adam? Bu önemli bir şey. Çekici olmanın en büyük sırlarından birini seninle paylaşıyorum. İnsanın özünü olduğu gibi yansıtması. Yani hak tabirinde samimiyet. Bu sizin enerjinize yansır. Ay birileri acaba beni kabul edecek mi yoksa reddedecek mi? Şöyle mi davransam, şöyle mi kalksam, şöyle mi otursam, şöyle mi konuşsam? Bunların kaygısına girdiğiniz an ister istemez zaten kendiniz olmanın dışına çıktığınız için o çekim alanınız da gitgide daralıyor. Bu beden dilinize de sirayet ediyor. Daha kaygılı, daha panik, daha ne yapacağını bilemeyen, daha kafası karışık bir şekilde gözüküyorsunuz diğerlerinin gözünde de. Çünkü beyin ne hissediyorsa bunu bedenen de yansıtan bir mekanizma. Siz farkında olmadan beden dilinize yansıyor. Çekici bir kişi olmak istiyorum diyorsan en yapman gereken kilit noktalardan biri şu. Bizler bazen kurduğumuz iletişimde şunu hissediyoruz ya, kendimizi çok üste görüyoruz. Yani böyle ben üsteyim o aşağıda diyerek birilerini küçümseyerek iletişim kuruyoruz. Ya da karşı tarafın gözünde daha kendimi aşağıda görüyorum, eziliyorum, üzülüyorum. Böyle konuşurken mimiklerime yansıyor. Ay nasıl istesem, nasıl olsa böyle şu an seninle konuştuğum gibi böyle omuzlarım böyle bir içe çekiliyor. Sesim böyle cılızlaşmaya başlıyor. Şu an sana nasıl bir görüntü, ya bu görüntü sana hangi duyguyu hissettiriyor? Lütfen bir düşün. Bir de şu duygunun, şu duruşun sana hissettirdiği duyguya odaklanmanı istiyorum. Çok yüksek ihtimalle zaten ikisi arasında ciddi bir fark var, değil mi? Şunu unutmayın. Eğer kendi söylediğiniz, yaptığınız her şeye güvenirseniz, yani doğru da yapabilirim, yanlış da yapabilirim. Yanlış da ifade edebilirim. Bir şeyi eksik de ifade edebilirim. Yani her şey mümkün olabilir. İnsanlık hali dediğiniz bir düşünce yapısıyla bir ortama girerseniz orada zaten herhangi bir kaygınız olmayacak. Her şeyi kendi içinizde oturttuğunuz için ve normalleştirdiğiniz için olduğu gibi yaklaşacaksınız insanlara ve bu insanlara hissettirdiğiniz duyguda da çekim alanı genişleyecek. Ancak az önce ifade ettiğim gibi birine büyüklenmeci bir tavırla yaklaşırsanız ya da karşı tarafın böyle altında ezim ezim eziliyormuş, ne diyeceğini bilemiyormuş, konuşamıyormuş bir hava yaratırsanız, yani fazla minnettar bir iletişim dilinde olursanız çekim alanınız zaten daralır. Şunu unutmayın, biriyle iletişime başladığınızda o ve ben eşit seviyedeyiz. Ne ben ondan üstünüm, ne o benden aşağıda. Eşit seviyedeyiz. İletişimde şuna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Biriyle iletişime başladığınızda önce dinleyin. Biz hemen canavli anlatayım, o da beni dinlese hemen böyle anlatayım bitsin sonra sıra bana gelsin. Hani böyle sanki sıra sıra bir oyun oynuyormuş havasına bürünüyoruz. Önce bir sakin durun. Önce bir dinleyin. Birini dinlerken başınız lütfen dik olsun ve beden diliniz de net olsun. Omuzlarınız çok geride değil, çok önde de değil. Net bir şekilde dik oturun, postürünüz dik olsun ve karşı tarafı dinlerken hafif bir tebessüm olsun yüzünüzde. Hı-hı. Evet, hı-hı. Öyle mi? Yani mimiklerinizle karşı tarafa onu dinlediğinizi,
iletişimde onda olduğunuzu, tüm bedeninizle, benliğinizle, her şeyinizle onu dinlediğinizi ona hissettirin. Şöyle düşünün, biriyle iletişim kurduğunuzda eğer siz bunu hissetmiyorsanız, diyelim ki siz ona anlatıyorsunuz, göz kontağı kuruyorsunuz, tane tane konuşuyorsunuz, hafif tebessüm ediyorsunuz ama diyorsunuz ki ya Tuğba Hanım yüzü bana çevrili değil, başka yere bakıyor, çok göz kontağı kurmuyor, işte kafasını çeviriyor falan diyor, gözlerini deviriyor. Bu tarz insana karşı göz kontağınızı daha da yoğunlaştırırsanız bu çok itici bir durum olur. Şimdi önemli bir şey söyledim. Neden? Çünkü biz her seferinde şundan bahsediyoruz. Göz kontağı iletişimde önemli. Buna dikkat edelim. Sizinle göz kontağı kurmayan, gözlerini sürekli kaçıran birine onun gözünün içine bakıp onu böyle yakalamaya çalışmak, bakmak onun enerji alanını genişletir. Hakimiyet onda olur. Siz otomatik olarak pasif bir moda geçmiş olursunuz zaten. Bu yüzden karşınızdaki sizinle iletişime hiç geçmiyorsa göz kontağı olarak, böyle işte göz devirici hareketler vesaire yapıyorsa, öyle bir ortamda sadece sessizliğe bürünün. Sessiz kalmak sizi daha çekici bir hale getirir. Sürekli konuşmak, hadi bakalım dikkati bana toplayalım, benle bir konuş çözelim, hadi ne olur moduna giriyor olmak sizi pasif, özgüveni aşağıda, yetersiz hissetmiş, kaygılanmış, kafası karışmış bir hale sokar. O yüzden bu tarz kişilerin karşısında lütfen oradaki sükunetinizi ve sakinliğinizi koruyun. Konuşmuyor mu? Birdenbire sessizliğe bürünün. Zaten bunu anlayamayacak. Diyecek ki ya ne oldu, bir şeyden bahsediyordun, şu an konuşmuyorsun. Ben konuşurken göz kontağı kurarım ve buna dikkat ederim. Senin göz kontağı kurmaman ve sürekli başka şeylerle ilgilenmen beni rahatsız etti. Bu yüzden daha fazla konuşmama devam etmek istemedim. Gerek görmedim. Bu şekilde bir ifade diliniz onda zaten böyle bir suçluluk duygusu yaratacağı için otomatik olarak sizinle göz kontağı kurmak isteyecek. İşte buradaki iletişim, size anlattığım örnek arkadaşlar, iletişimde dengeyi bulmaktır. Bizler iyi olan şeyleri her yerde yaparsak karşılığını alırız gibi bir düşünce içerisinde kapılıyoruz. Öyle değil. Doğru zamanda, doğru yerde adım atıyor olmak her zaman kazandırır. Ancak her seferinde bildiğimiz doğruyu her yerde, her kişide, her ortamda, her şekilde kullanmaya çalışırsak asla ve asla size iyi gelmeyecek, sizi zorlayacak. Bu yüzden buna da lütfen dikkat edin. Bir diğer noktalardan biri, şu çok açık ve net ki yapılan araştırmalara göre de ağır kaldıranlar, ağır spor yapanlar, fiziksel olarak kendine çok daha dikkat edenler, ama bu hani zayıfladım, kilo verdim değil. Gerçekten sağlık için spor yapan, postürüne, duruşuna gerçekten değer veren, bunu ön planda tutan ve bunun için emek harcayan insanların özgüveninin ve çekici olma duygusunun daha yüksek olduğu incelenmiş. Şimdi şöyle düşünün. Hani her birimiz yaşadığı bir dönemdir. İşte biraz böyle fazla kaçırınca, fazla yediğimizde daha bol giyinmek isteriz değil mi? Yani bilinç dışımızda işte kiloyu kamufle etmek ya da vücudumdan çok hoşnut değilsem, rahatsız oluyorsam fiziksel olarak, kendimi çok beğenmiyorsam daha salaş giyinirim, daha bol giyerim, daha düz renkleri tercih ederek kamufle etmeye çalışırım rahatsız olduğum yerleri. Ancak gözünüzün önüne getirin lütfen. Spor yapan, kendi bedenine özen gösteren ve hani bunun için gerçekten emek harcayan insanlar kendini daha iyi hisseder. Kıyafetin içinde de daha iyi hisseder, bulunduğu ortamda da daha iyi hisseder. Çünkü spor yapıyor olmak zaten dopamin, serotonin ve endorfin hormonlarını salgılamamıza yardımcı oluyor. Yani bir kere zaten bu hormonlar insanın mutluluk hormonu diyebiliriz halk tabiriyle, iyi hissetme hormonu. Bu iyi hissetme hormonlarını ne zaman hissediyoruz biliyor musunuz? Cinsellikte, yürüyüş yaparken, iyi anlarda, hani iyi anlarda, iyi güzel zamanlarda, bir de sporda, bir de ekstra tabii ki işte antidepresanlarla, doğal yollarla karşıladığımız bu, bir de ilaç da bunu zaten alanlar alıyor. Ancak spor yapıyor olmak, birilerinin gözünde güzel gözükmek ya da işte şöyle olayım, böyle olayım ya da kilolarımı vereyim, bir rahatlayayım, sonra bırakırım demek değil de spor bir yaşam biçimi olmalı sevgili dostlar. Hani günde böyle bir 30 dakika yürüyebilirsiniz ya da diyebilirsiniz ki evet çok zorlanıyorum ama bir şekilde başlayacağım. Yani o sporu hayatımızın önceliğine getirmediğimizde hep arka planda kalıyor ve bir şekilde o spora zaman gelmiyor. Birlikte adım adım seninle başlayabiliriz.
Çünkü spor yapıyor olmak, hani fiziksel bir çekim hissediyoruz değil mi bir ortama girdiğimizde? O kişinin işte fiziksel duruşu, işte postürü, tavrı, tarzı, o yaydığı enerji hepimizi etkiliyor. Çekici olmak istiyoruz. Bilgiler, birikimler bir yere kadar. Fiziksel olarak da kendimizi güçlü hissetmek istiyoruz. O zaman bir yerden spora başlayabiliriz. Bir de hep bildiğimiz şeyler hakkında konuşuyor olmak değil de bilmediğimiz şeyler hakkında da bilgi sahibi oluyor olmak, öğrenmek bizim için çok önemli. Çünkü ben hep şunu söylerim çevremdeki insanlara, beni tanıyanlar bilir, danışanlarım da hatta bilir. Yani bir konuya bir merak duymanıza gerek yok. Şunu hayat felsefesi haline getirin. En azından bir fikrim olsun, en azından ona dair bir düşüncem olsun. İlla yapmak zorunda değilsin. Bir spor olabilir, bir enstrümanla alakalı bir şey olabilir. Hiç okumadığın bir kitap türü olabilir. Hiç gitmediğin, bilmediğin bir eğitim türü olabilir. Hiç tatmadığın bir lezzet olabilir. Damak tadıma ve lezzetime uymuyor dediğin bir yemek bile olabilir. Buradaki bizim kilit noktamız şu. Buna dair bir fikrim var. Yani herhangi bir ortama girdiğinizde ya benim bu konuya dair bir düşüncem yoktur, geri çekileyim demek bizim o çekici alanımızı düşürüyor. Auramızı, enerjimizi düşürüyor. Ancak bir konu hakkında bilgi ve fikir sahibi oluyor olmak, en azından buna dair bir düşüncem var demek insana kendini çok daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden boş zamanlarınızda biraz daha okuyun, merak saldığınız şeylere yönelin. Ya buna çok merak sarmıyorum ama neyse dediğiniz hangi noktalar varsa daha fazla o konuda kendinizi eğitin. Ve en önemlisi, sevgili dostlar, ne yaparsanız yapın, kendiniz için yapın. Bence en sona sakladım, son gibi gözükse de ilk maddede yer alması gereken bir şey. Eğer kendiniz bu hayatta bir katma değer payınız yoksa, kendinize, çevrenize, insanlığa bir yatırım yapmıyorsanız, yani bir katma değer payınız, bir amacınız, bir faydanız yoksa, o zaman enerji alanınızda olmaz. Çünkü zihnimizde yokluk bilinci oluşturduğumuz için hep muhtaçlık duygusunu hissederiz ve içimizde gömülmeye başlarız. Ancak hayata katma değer payı olan insanlar ekstra özgüvenli olur, ekstra enerjisi yüksek olur. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız işte en iyisi olmaya çalışın. En iyisi kime ve neye göre? Senin kendinle kendini kıyasladığın noktaya göre. Geçen yıl böyleydim, bu yıl böyle olacağım. 3 yıl önce böyleydi, 5 yıl sonra böyle olacağım. Her zaman kıyasın kendinle olsun. Bir diğeriyle veya ötekiyle değil. Bu şekilde olan insanların hayata dair çekim gücü daha kuvvetli ve etkili oluyor. Ne yapıyorsan yap, kendin için yap. Sorumluluklarını hayatta yerine getir. Lütfen konuşurken sakin, tane tane ve özenli konuş. Gerektiğinde konuşmayı bil, gerektiğinde susmayı bil. Ve lütfen yüzündeki tebessümü eksik etme. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal, hoşça kal.